Başlattım. Başladım. Tamam, şimdi oldu. Tamam, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben kafam gitti. Ben Aslı Aykan Ersin, bilimi direktörüyüm ve bugün Gonun'la kolejde tıp ve tıp eğitimini şey yapacağız, Aynen. konuşacağız. İşte Sözü bir özellikle Ezgi'ye atıyorum sözü. Oradan da devam edeceğiz. teşekkür ederim Aslı. Merhaba arkadaşlar, ben de Ezgi Ceren Kutlu, tıp eğitim ve pilar direktörüyüm. Öncelikle konuşmacımıza geldiği için çok teşekkür ederim ben hepimiz adına. Ve sizlere de katıldığınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben de çok fazla uzatmadan sözü Şimal'e bırakayım. Merhaba, ben de Şimal Ekonomisi Tıp Pilar Asistanıyım. İlk sorumla başlamak istiyorum. İlk önce bir Gonu tanıyalım. Çok pardon, Evet, Gonu evet. tanıyalım. Direkt Evet. başlamak. Ben de Biruni Tıp, şu an ikinci sınıftayım. Koreliyim. Şimdi Kore ve Türkiye'nin tıp eğitim ve normal genel doktorlar hayatlarını, yaşamlarını onu anlatmak için buraya geldim. Çok mutluyum. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Başlayalım mı? Tamam. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Farklı ülkelerden Kore'ye tıp okumak için öğrencilerin gelmesi yaygın bir durum mu? Yani aslında şöyle diğer ülkelere kıyaslamak istersek yani çok da yaygın değil. Ama gene alıyorlar yani öğrencileri alıyorlar. Mesela şimdi 9 tane üniversitede yabancı kontenjan, sadece yabancıları alan kontenjan bulunmakta. Mesela Kore'nin en iyi üniversiteler var. Mesela Sky deniyor. Seoul Üniversitesi ve Goryeo Üniversitesi, Yonsei Üniversitesi diye var. Onlardan alıyor. Sonra Katolik Üniversitesi, Jungang Üniversitesi, İnce, Konyang, Ölçi denen böyle 9 tane güzel üniversiteler alıyor da. Yani kontenjanlar sınırları da belli. Mesela en fazla alan Konyang Üniversitesi diye üniversite var. Mesela 14 kişi, 12 kişi, 10 kişi, 8 kişi, 8 kişi böyle düşüyor. Ama böyle düşünürsek çok fazla almıyor gibi geliyor da ama aslında başvuranlar çok fazla olmadığı için yani siz gitmek isterseniz rahat gidersiniz. Öyle bir durum var. Kore'de tıp eğitimi Türkiye'de olduğu gibi farklı dillerde görülebiliyor mu? Yani bunu bir kelimeyle söylesem direkt görülmez diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Mesela Kore'de normalde de çok yaygın olarak İngilizceyi çok önemsiyoruz. Yani resmi olarak görülmez diye geçiyor. Bakın mesela kitap olsun, slide olsun ve normal test de yani %50'si İngilizce. Yani İngilizce yazıyorsunuz, İngilizce öğreniyorsunuz. Hem de ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmek için şart şöyle yani TOEFL'a giriyorsunuz. Hem de ondan 80 üstü almanız lazım. O yüzden yani aslında görülmez diyor. Fakat İngilizce çok ağır ağır yani görüyoruz. Öyle diyebilirim. Şu an seçme şansın olsaydı Kore'de mi tıp eğitimine devam etmek isterdin yoksa Türkiye'de mi devam ederdin? Yani bunu çok kişisel olarak aslında biraz kişisel soru oldu. Ama ne istediğinize bağlı. Ben mesela para konusunda bakarsak ben Kore'de devam etmek isterdim. Ama şöyle işte doktorların rahatlığı falan doktor için rahatlığına bakarsak yani ikisi de çok ağır bir durum. Mesela Türkiye'de de çok yani mesela devlet hastanesine gittiğimiz zaman yani doktorlara çok fazla hastalar veriliyor. Ama Kore'de de aynı durum var. Tabii branşlara göre değişiyor da yani o yüzden aslında gerçekten ne istediğinize göre değişiyor. Yani ben olsaydım ben yani tıpı burada okumak isterdim ama doktorluğunu belki Kore'de yapmak isterdim. Öyle. Kore'de de en zor kazanılan bölüm tıp bölümü mü? Evet. Yani özellikle yani diğer ülkelere mesela bile kıyasladığımızda bile oluyor. Yani bütün tıplardan sonra Seoul Üniversitesi geliyor. Seoul Üniversitesi'nde şöyle ki
Kore'nin en iyi üniversitesi. Yani mesela Seoul Üniversitesi'ne girdik mi o zaman mahallede falan parti yapıyoruz. Yani o kadar zor üniversitesi. Ama onun üstünde mesela en kötü tıp fakülte var mesela. Yani o kadar zor giriliyor. Yani Koreliler içinde. Kore'de tıp eğitimi kaç yıl sürüyor? Yani şöyle, yani normal diğer ülkeler gibi 6 yıl sürüyor. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Yani Kore'deki en iyi üniversitesi, dediğim gibi Seoul Üniversitesi. Orada bir proje başlatılmış. Aslında hatta yeni yıl olmuş bu geçen sene falan. 7 yıl şey olmuş, projesi sürünüyor şu an. 7 yıl projesi de şöyle. Hani mesela biz uzmanlık sınavına giriyoruz ya, o uzmanlık sınavsız geçmek 7 yıl sürüyormuş. O projesine başlatılmış. Tabii ki aşamalar falan farklı. Yani zorluktan kasetmiş olursam, yani hangisi daha zor bilemem. TUS gibi bir sınava girmek mi ya da 7 yıl o proje şey mi? Ama öyle. 6 yıl da var. Şimdi 7 yıl projede başladı. Kore'de de öğrenciler tıp fakültesini neyi göz önünde bulundurarak seçiyor? Yani mesela ben sizlere sormak istiyorum. Mesela Türkiye'de mesela neye bakarak seçiyorsunuz mesela? Yani sınav genel olarak var mı bu konuda? Genel olarak şey mi? Birazcık yani böyle sosyal şeysi. Hiç yani sosyal bir durumu var mı bilmiyorum ama saygın bir meslek. Evet. O tabii yani işte yani, benim dediğim o. Toplumda iyi olmak. Yani değil bir mi? Saygınlık var, bir statüsü var, bir de parası iyi yani. Aynen. O göz ardı edilmez maalesef mesela. Kore'de zaten yani biz Koreli olarak gerçekçi olduğumuz için yani çok böyle madde bir ülkeyiz. Para. Yani birincisi para maalesef. Öyle. Maalesef. Sonra ama şey var mesela. Yani şimdi Amerika ve biz ikimiz yani böyle ülke olarak çok iyi olduğu için yani yurt dışına gitmek isteyenler, yurt dışında bir yani okumak, yaşamak isteyenler tıpı seçiyor. Çok ayrı bir durum var öyle. Mesela tıpı okumak düşünürken çok sadece yurt dışına gitmek falan yani diğer ülkelerde çok aklına gelmez. Yani sırf o, ama Kore'de sadece yani mesela yurt dışına çıkmak için yani o değişim projeler mesela Harvard Üniversitesi işte oraya gitmek çok kolay oluyor aslında diğer ülkelere kıyaslarsa. Yani ona bakarak gidiyoruz. Para, sosyal statü ve şey işte yurt dışındakiyle bağ, aynen staj falan. Peki idealler de var değil mi? Yani şey tabii olmak zorunda. Mesela hepimizde vardır belirli idealler işte. Nasıl diyeyim? İşte iyi bir bilim insanı olmak veya. Tabii o zaten var yani aynen. Yani o hepimizde var. Aynen. Ben şey para değil de yanlış anlaşılmak da istemedim. Yok o zaten var aynen, zaten çok herkes gerçekten gönüllü çalışıyor. Aynen. Kore'deki tıp dersleri ile Türkiye'deki tıp dersleri arasında farklılıklar var mı? Varsa neler? Ya ben bundan aslında çok farkı gördüm beni araştırırken. Hani mesela Türkiye'de biz nasıl görüyoruz? Yani 3 yıl görüyoruz ya, bu normal yani her fakültede aynı. Yani ama Kore'de şöyle 2-2-2. 2 yıl pre-med diye geçiyor. Yani tıp öncesi çok rahat geçiyor. Mesela nasıl diyeyim? Şimdi şöyle size göstereyim. Şimdi pre-med dediğim o birinci ve ikinci senede şöyle sadece biyoloji, fizik, kimya, genetik yani öyle çok basit dersler görüyoruz. Hem de bu davranıştır, böyle tarih etiktir falan öyle şeyler var ya biz yani pek aslında evet ne çok önemsemediniz. İşte öyle dersleri görüyoruz. Leadership falan işte. Sonra tıp dışı dersler görüyoruz. Tıp dışı dersler.
O pre-med 2 yıl dönem geçtikten sonra 2 yıl poliklinik ve temel bilimler dersleri görüyoruz. Yani o da yani mesela öğleden öncesi temel bilimler dersleri görüyoruz. Sonra öğleden sonrası poliklinik, işte hastanede işliyoruz bizim işimizi. Yani şöyle düşünün, yani en büyük bir farkı mesela Türkiye'de 4. sınıftan beri hastaneye gidiyoruz ama Kore'de 3. sınıftan beri yani hastaneye gidiliyor. Ve son 2 yılda poliklinik ve klinik dersler görüyoruz. Yani mesela biz şimdi 1. sınıftayız ama 2. sınıftayız. Gene anatomi, biyokimya öyle şeyler görüyoruz ya. Ama Kore'de 1. ve 2. sınıfta öyle şeyler görmüyoruz. Yani çok rahat geçiriliyor mesela. Ama sonra işte 3. ve 4. sınıfta bir poliklinik ve aynı anda işte bütün dersler başlıyor. Aynen. Değişik bir sistem var bizde. Kore'deki tıp eğitiminin yoğunluğu ile Türkiye'deki yoğunluğu karşılaştırabilir misin? Öğrencilerin kendine ayıracak vakitleri oluyor mu? Hani ben şimdi zaten bu benim daha demin cevapladığım soruyla alakalı. Hani şöyle pre-med dediğimiz o dönemlerde çok basit dedim ya. Yani orada zaten öğrenciler çok rahat. Yani diğer fakültedeki öğrencilere bile göre daha rahat geçiriyoruz. Ama sonra bir poliklinik başladı. Temel bilimler başladı mı? Anatomi, biyokimya, yani histoloji, embriyoloji, bütün dersler bir anda düşüyor. Yani o zaman çok ağır oluyor. Öyle. Ama genel olarak yani toplam düşünürsek zaten yani görmek gereken derslerin sayısı mesela aynı, benziyor. O yüzden topluca bakarsak hemen hemen aynı diyebilirim. Kore'deki komiteler dönem sınavları ile Türkiye'deki sınavların uygulanması arasında bir fark var mı? Yani şöyle, hani mesela Kore'de mesela benim dediğim pre-med zamanında şimdi mesela pre-med zamanında 2 dönem olarak ayrılıyor. 1 yıl 2 dönem olarak. Bir dönemde 4 tane sınav oluyoruz. Mesela kurul ya Türkiye'dekiyle aynı düşün. Mesela Türkiye'de nasıl şimdi ben mesela 2. sınıftayım. Şimdi bizim 6 tane kurul olacakmış bu sene. Ama işte Kore'de de aynı pre-med'de ama şöyle yani her yıl kurul sayısı değişmiyor. Pre-med o 2 yıl ilk 2 yıl sürecinde 8 tane oluyor yılda. Ama sonra çok zor kısmı başlıyor. Mesela 3. sınıfta ne başlıyor? Haftada bir sınav. Mesela solunum sistemi mesela bir haftada görürüz. O zaman o solunum sistemi bir haftada hepsini görüyoruz. Sonra da bir haftada bir sınav oluyoruz. Hem de şöyle bir ders var. Hani Türkiye'de de yani var mı bilmiyorum. Yani şimdi benim fakültede yok da mesela sizde var mı debate dersler? Var mı acaba? İzmir Ekon'da. Yani debate dersler gibi şöyle bir şey var. Mesela TBL adı altında bir ders var. Hani önce orada önceden hani ufak tefek gördüğümüz konularla alakalı bazen işte case'ler verilebiliyor ya da işte sorular verilebiliyor. Biz öğrenciler arasında tartışabiliyoruz. Onun dışında bir şey var mı bilmiyorum ama ben daha bir olduğum için çok fazla karşılaşmadım. Anladım. Yani belki 3'lerde 4'lerde falan olabilir, ben hiç bilmiyorum. Ama Kore'de mesela o debate dersler çok ağır oluyormuş. Yani öyle. Yani hem de ondan hocayla tartışıyor musun? Ondan sınav oluyormuş. Aynen. Sonra şey işte o anatomi lab derslerinde gerçek kadavrayla yapıyorsun. O da bence iyi bir faydan. Ama şöyle bir şey var işte. O biz zilli sınavlar oluyor ya bizim en nefret, ben yani kesin olarak çok sevmiyorum. O zilli anatomi ders sınav var ya, lab sınavı. Yani sizler biliyor musunuz? Bilirsiniz ya, yani siz de şey giriyorsunuzdur. Bizde i̇şte... zilli sınav yok. Biri girip söylemedi bunu ama. Aynen, bizde zilli sınav yok. Biz onun yerine anatomiyi fotoğrafları canlandırıp de sınavına giriyoruz. Ha şey mi acaba, online olduğundan mı? Aynen aynen. Ya online olduğunda değil, online olmadan önce de böyle.
zilli sınav olarak yapmıyoruz. Kadavraları, modellerin hepsini sadece öğrenmek için kullanıyoruz. Sınavları onun üzerinden yapmıyoruz. Hocalarımız da zaman sınavdan çok sıkıntı çekmiş de üzülmüşler. Ya şöyle işte, demek ki Türkiye'de de değişiyormuş işte okullara göre. Ama işte Kore'de şöyle, yani mesela lab ders çalışırken şey oluyor işte, bizde şöyle bir ülkeyiz, hem de din %60 ateist bir ülke olduğumuz için çok fazla kadavra şeyi var. Yani o yüzden kadavradan çalışılması, hem de o zilli sınavda kadavradan oluyormuş. Evet, o fark var sınavlarda. Kore'de hastane stajları ile Türkiye'deki arasındaki bir fark var mı? Varsa neler? Bunu şöyle, hani mesela Türkiye'deki ile farkı şöyle oluyor. Mesela Türkiye'de nasıl oluyor? Yani dördüncü sınıfta şey gidiyorsun, öğleden önce gene dersler alıyorsun. Sonra öğleden sonra poliklinik görüyorsun. Sonra beşinci sınıfta klinik dersler görüyorsun. Altıncı sınıfta da intern oluyorsunuz ya. Ama Kore'de şöyle, hani biz zaten üçüncü sınıftan başlıyoruz ya, temel bilimler görüyoruz, poliklinik görüyoruz. Sonra dördüncü ve beşinci sınıfta klinik dersler ve şey görüyoruz, poliklinik görüyoruz. Ama şöyle, yani Türkiye'de altıncı sınıfa geldiğimizde intern doktor oluyoruz ya, intern doktor olduğumuzda mesela sınav falan yok. Ama Kore'de şey var, yani intern doktorlar da sınava giriyormuş. O farkı var mesela stajda. Hem de yani branşlar Türkiye'de iki ayda bir değişiyor mesela bizim üniversitemiz için. Ama Kore'de bir haftada bir branş değişiyormuş. Mesela bu hafta pediatri hafta oluyor. Sonra diğer haftada KBB. Yani diğer haftada yani psikiyatri, işte psikoloji. Yani öyle hafta hafta branşlar değişiyormuş. O klin, evet, stajların öyle farkı var. Kore'de tıp fakültesine yabancıların girmesi için izlemesi gereken yol nasıldır? Yani şimdi yabancılar kontenjan dediğim gibi, yani sırf yabancılar için kontenjan var. Yani ben bilmiyordum, buna şaşırdım aslında. Hani ben araştırdım, baktım. Yani bu benim dediğim 9 fakültede şöyle işte yabancı kontenjan var dedim ya, bunların şartları şöyle. Mesela şeye bakıyorlar. Anne baba uyruğuna bakıyorlar. Mesela gerçekten yabancı mısın? Yoksa yarı Koreli misin? Yarı Koreliysen giremezsin. Sadece yabancı olman lazım. Anne babanın uyruğuna bakıyorlar. Sonra Korece sınava girmen lazım. Korece sınavdan da yani belirli seviyeye gelmen lazım. Yani mesela 10 tane seviye var diyelim. O zaman 5'e kadar gelmen lazım. O sınavın belgesi. Sonra ilkokuldan liseye kadar notlara bakıyorlar. Ama çok da fazla değil de yani en ağırlıklı olarak 10, 11, 12 sınıftaki notlara bakıyorlar. Çünkü Kore'de lise 10. sınıftan 12. sınıfa kadar oluyor. O yüzden yani zaten her ülkede gibi yani lise notlara çok bakılıyor. Hem de şey var, essay var. Yani mesela ben niye, neden Kore'ye gelmek istiyorum tarzından. Yani siz ama kısa bir paragraf gibi yazıyorsunuz. İşte öyle bir essay gerekiyor. Hem de TOEFL'a girmeniz lazım. İngilizceniz işte yeterli mi? Ona bakıyorlar. TOEFL'dan yani 80 üstü almanız lazım. 80 üstü çok da bir şey değil. Birazcık çalışırsanız oluyor. Hem de tabii ki vize. Yani oturma vize falan gerekiyor. Sonra lise hocalarınızdan İngilizce olarak yani recommendation mektubu almanız lazım. İşte bu kadar. Birazcık fazla dokümanlar döktüm galiba şuraya. Biraz meşakkatliymiş. Yani bu gene daha iyi yani. Mesela sadece dokümanlara bakıyorlar. Ama bazı üniversitelerde şey yapıyorlar. Yüz yüze şey var ya, ne deniyor? Interview. Yani interview da yapıyor. Mesela ben gördüm. Bizim en iyi üniversite Kore'de mesela Seoul'dan sonrası Korea Üniversitesi, Korea University diye geçiyor. İşte orada mesela %60 dokümanlara bakıyorlar. %40 de yüz yüze interview. Bugünlerde online interview olarak geçiyormuş. Orada sorular soruyorlar. Yani mesela fen hakkında sorular soruyorlarmış. Evet. İyiymiş. Avrupa'da ya da Türkiye'de alınan uzmanlık
Kore'de de geçerli mi? Geçerli değilse Kore'de de uzman doktor olmak için nasıl bir süreç izlenebilir? Hani ben de bunu araştırdım. Kore'ye gidebilir miyim? Ben de burada okuyorum falan diye. Hani araştırdığıma göre Kore birazcık şey ya, yani böyle yurt dışından gelenleri çok almıyorlar ama yani bizden çok gönderiyorlar. Hani şöyle geçersiz maalesef. Ama şöyle bir şey var. Mesela normalde biz TUS gibi sınav var Kore'de tabii ki. Yani uzmanlık sınav var ya işte ona giriyoruz. Ama Koreliler, normalde Kore'de tıbbı okuyanlar direkt o uzmanlık sınavına girebiliyor. Yani fakat şey oluyor. Yani yabancılar için o TUS gibi uzmanlık sınavına girmeden önceki sınav var. Yani o ön sınav deniyor. O ön sınavına girdikten sonra uzmanlık sınavı kazanıyorsunuz. Sonra E5 denen vizde uzmanlık vize var. Yani uzman vize deniyor. Bu E5 vizeyi aldınız mı o zaman orada doktor olabilirsiniz. Öyle. Tıp fakültesi Türkiye'de bitirildikten sonra Kore'deki hastanelerde tercih edilen tedavi yöntemlerin Türkiye'dekilerden bir farkı var mı? Varsa nedir? Yani şöyle, mesela biz tabii ki normal hastanelerde yani bütün branşlar zaten yani bütün dünyada birebir benziyor. Yani tedavilerde yani belli bir şeyden kaçmıyoruz, antibiyotik falan. Ama bizde bir tık farklı şey şu var. O sizin dediğiniz o alternatif de var ya. Ama biz ona alternatif bile demiyoruz. Onlar resmi olarak bir fakülteler var. Yani tıbba birebir aynı seviyelikte. Yani anneler işte o alternatif tıbba girince de sevinirler. Yani öyle diyebilirim. Yani öyle bir alternatif tıp resmi olarak kabulleniyor. Ve alternatif tıp hastaneler farklı. Normal hastaneler farklı. Hem de ortakla çalışıyorlar. Mesela o sizin mesela hiç gördünüz mü? Türkiye'de de var yani mesela akupunktur falan. Hiç gördünüz mü? Evet. Var. Yani akupunktur. Sonra yani bizim normal bildiğimiz özsürlük tedavisi zaten o yani bugünlerde normal tıbba da geçti biliyorsunuz. Hani öyle şeyler. Yani mesela hem de çok ilaç değil de yani o kimyasal ilaç değil de şey ilaçlar. Hani bitki ilaçlar onlar normal hastanede de artık resmi olarak kullanılabiliyor. Yani öyle bir şey var. Daha mı çok tercih ediliyor bitkisel ilaçlar peki normal medication'lara göre? Yani valla şeye göre aslında yaşlarına göre, hastaların yaşlarına göre. Hani anne babalar diyorlar ya mesela hani o kimyasal ilaçlar yani onlardan birazcık yani kaçınıyorlar ya. Ya bizde de tam aynı olay var. Yani mesela yaşlılar gerçekten o alternatif tıp hastanelere çok daha fazla gidiyor. Hem de zaten sigorta da uygulanıyor. O yüzden aynı ya, aynı derecede. Peki bunun dersini tıp fakültesinde alıyorlar mı? Yani alınıyor mu bu alternatif tıp dersi? Yani bu alternatif tıp dersi şöyle yani normal tıp fakültesinde şey oluyor. Yani mesela kuruluş dersi olarak alabiliyor musun? Seçmeli. Ama zaten şey var. Yani alternatif tıp fakülte var zaten yani. Aynen. O fakülte Anladım. Var onun için. Sadece o alternatif tıp öğreniyorsun. Hem de ortak öğreniyorsun. Normal tıp derslerinde yok diye biliyorum ama yani sadece kuruluş olarak var. Anladım. Sonra Kore'de doktorlara olan saygı nasıldır? Türkiye'de olan şiddet olayları orada da oluyor mu? Yani ben haberlerde şey görüyorum. Yani maalesef bizde de yani şiddet görülüyor. Hani mesela yani şey çıkmıştı. Yani Kore'de mesela acilde doktorların çok vurulması yani böyle acilde doktor oturuyor. Sonra yani acilde böyle hastaların yakını geliyor sonra bir vuruyor sonra geçiyor yani. Öyle bir olaylar yani tabii bunlar hafif olaylar. Ama bu hafif olaylar birazcık daha ağır olaylarına da gelebiliyor. Bizde de var maalesef. Yani mesela geçen sene psikiyatrim öldürülmüştü maalesef. Yani bıçaklama olayı falan oluyor bizde de. Her ülkede gerçekten var bu. Yani evet maalesef. Türkiye'de
Türkiye'de doktorlar normal maaşların biraz üstünde kazanıyorlar. Kore'deki doktorlar da ortalama gelirin üzerinde mi kazanırlar? Yani bu konuda gerçekten yani Kore'de gidin diyebilirim. Yani mesela para göz ardı edilmez bir faktör ya maalesef. Yani mesela şöyle diyebilirim, bir örnek atıyorum. Hani mesela birinci yıl intern. Yani intern değil de işte birinci yıl aile hekim oldunuz. Yani pardon ama diğer branşlarına göre yani en az para kazanılan deniyor ya. Mesela onlar da aylık yani 26 bin lira kazanabiliyorlar. Yani öyle başlanıyor. Hem de genel cerrahada yani. Yani onlar... Şaşırdım ya. Bayağı. Evet yani. Para konusunda gerçekten çok iyi ya. Ben de araştırırken şaşırdım aslında. Gelin. Kore'ye gelin. Düşünüyorum şu an. Peki şey, tıp fakültesi bitirdikten sonra orada uzmanlık yapılma kısmını ben birazcık kaçırdım galiba. Mesela ben burada tıp fakültesini bitirip orada uzmanlık yapabilir miyim? Sınava ha, var. Şöyle işte. Aynen mesela o sınava ön sınava girmen lazım ama. Sen yabancısın ya. Normalde Kore'de uzmanlık sınav direkt giriyorlar ama işte o sınava direkt giremezsin. O sınava girmek için diğer küçük sınava işte girmen gerekiyor. Hı-hı. Ön sınav. Sonra onu kazandın mı Kore'deki TUS'a girebilirsin. Sonra vize kazandın mı yani uzmanlık yapabiliyorsun. Peki mesela şöyle, nasıl diyeyim, herkes yani o sınava giren herkes yerleşebiliyor mu? Ya da mesela Kore kendi vatandaşlarına ilk önce öncelik uygulayıp yer kalırsa mı yabancıları alıyor? Yani şöyle, bizde uyruğuna göre asla şey yok yani, ayrımcılık yokmuş. Yani çok sevindim buna. Yani sadece şeye göre, yani puanlarına göre. Aynen. Çünkü zaten yani Kore birazcık, yani şöyle diyeyim, materyalist bir ülke olduğu için kim iyiyse alıyor. O yüzden okay. Zaten ayrımcılık yok. Ama şöyle işte yani Koreceniz iyi olsa zaten Kore'deki TUS yani zaten %85.5 oranıyla kazanılan bir sınavıymış. O yüzden rahatlıkça girebilirsiniz. Yani uzmanlık kazanabilirsiniz. Süpermiş. Yes. Düşünüyorum şu an. O paradan sonra. Hem de şöyle diyeyim işte. O en az kazanılan para. Mesela devlet şey hastanesinde aile hekim birinci yıl. Ama işte genel cerrahide şey biliyorum. Genel cerrahi aylık birinci yılda kaç liraydı? 52 bin lira diyebiliyorum. Bayağı iyi. Nereden baksın? Kenecere'de en fazla kazanıyorlar bizde. Biz yakında Asya ile kaçıp gideceğiz artık yani. Bu soru size çok iyi geldi falan. İyi ya. Para konusunda. Ama şöyle bir şey de var. Kore birazcık yani Kore'de şey ya, enflasyon var şu an. Onu da düşünmemiz lazım. Ama genel olarak aynen. İyi. Nerede yok ki o enflasyon ya. Ya. Değil mi? Ekonomi zaten dünyaca şu an batıyor birazcık. Tamam, diğer soruya geçelim. Para. Buradaki hastane yoğunlukları Türkiye'ye göre nasıldır? Hastane ve doktor sayısı yeterli midir? Hani şöyle, ben Koreliler sürekli şey diyorlar. Bizim Kore zaten çok kalabalık bir ülke. Doktor sayısı yetmiyor. Çünkü 2006'dan beri doktor şey yani tıp fakültesinde öğrencilerin sayısı resmi olarak yani böyle belli tutunuyor. Yani aslında arttırılması gerekiyor diye sürekli yani ses çıkıyor. Doktorlar gerçekten eziliyor sürekli. Hani mesela bizde travma center var mesela. Yani çok ağır hastalar geliyor zaten. Yani o ağır yani kaza geçirilen falan geliyor. Yani oradan mesela doktorlar yılda 3 kere falan eve gidiyorlarmış. Bizde şöyle bir durum var. Çok fazla çalışanlar, doktorlar çok fazla ağır oluyor. Ama mesela plastik cerrah oldun mu? Sen hiç yani tamam bunu birazcık onlara aşağılamış asla olmayayım. Ama gerçekten öyle bir kısım var yani maalesef. Yani şöyle ki plastik cerrahsın.
Yani sen kendin dükkanı açtın. İnsanlar zaten geliyor. Asistanlara işini bırakıyorsun. Yani o zaman rahatsın. Yani tabii bu bütün dünyada birazcık yani branşlara göre değişiyor da. Ama Kore'de o gap mesela çok fazla. Ama Türkiye'deki durumu da duydum. Mesela devlet hastanesi, devlet hastanede çok yoğunmuş. Değil mi? Yani mesela. Yani devlet hastanelerinde çok yoğun. Kore'de de aynı şekilde. Evet. Yani ben bir kere girdiğimde aynı odaya, yani bir tane doktor var. 3 kişi, 4 kişi falan aynı anda girmeye çalışıyordu. Yani bayağı yoğunluk var. Evet. Yani Kore'dekini birazcık, yani Kore'dekini ben kötü düşünüyordum ama Türkiye'nin durumu çok, Türkiye durumu da bayağı yani doktorlar fedakarlık ediyor. Bence öyle düşündüğümde Türkiye daha yoğun diyebilirim. Yani mesela sizin nüfusunuz ne kadar? Bizim nüfusumuz yani aşağı yukarı 50 milyon. 50 milyon. Yani fazlaymış o da. Peki ne kadar doktor var, tahmini biliyor musun? Tahmini biliyor muyum? Hani şöyle, yani mesela şimdi bizim 2006'dan beri tıp fakültesindeki öğrenci sayımız 3060 küsürü diyebiliyorum. Oh. Biraz azmış. Yani evet, yoğunluk olması evet normal. Normal oluyor. Evet, o şey nüfusuna. Çok kalabalık ülkeyiz ya. Küçücük. Doktorların sayısı az. Evet. Evet. Diğer soruya geçebiliriz bence. Var mı? Evet, tamam. Geçelim. Sorular bitti şu an. Bitti mi? Ha. İyiymiş. Sorular bitmiş arkadaşlar. Evet, çok güzel. Başka sorunuz varsa bitmiş. Başka sorunuz varsa chatten de alabiliriz bu arada. Aynen. Sorunuz varsa bana yani sorabilirsiniz. Açığım. Para da konuşabiliriz daha da. Küçük bir araya girmem gerekiyor. Ha. Arkadaşlar yoklamayı kapatmak üzereyim. Eğer doldurmadıysanız lütfen yoklamayı da doldurun. Bir soru gelmiş. Ben chatte onu hemen hazırlayayım. Evet, Avrupa denkliği tanınıyor mu Kore'de? Ya işte maalesef bizde tanımıyor. Yani şöyle işte yurt dışından gelenleri almamaya çalışan bir ülkeyiz. Ama Korelileri çok gönderiyoruz. O var. Ama alınmıyor da ama gene yabancılar bugünlerde çok arttı mesela yabancı doktorların sayısı. Gene ön sınav olduktan sonra. Nasıl? Yani neye göre geliyorlar mesela yabancı doktorlar? Hem paraya göre mi yoksa şeyi merak ettim ben. Bilimsel araştırma oranı, daha doğrusu yatırımı doktorlar için, yani bilim insanları için öyle imkanlar fazla mı orada? Yani ya şöyle, yani ben diğer ülkelere göre yani mesela kıyasladığımda çok daha fazla diyebilirim yani. Yani ülkede mesela çok yatırımlar yapılıyor, mesela o ilaçlar, o araştırmalar var ya, mesela aşılar. Yani öyle şeyler çok araştırma yapıyor. Yani devlet bayağı destekliyor onları. Yani Kore'ye geldim mi? Aynen, yani uzman doktorlar o yüzden çok rahat çalışıyorlar. O araştırma görevlerinde olanlar. Yani bayağı para yatırım var bizde. Hem de ya evet, sürekli para diyorum çünkü yani okulda çünkü devletten çok fazla destek var. Aynen. O yüzden zaten ihtiyaç var. Aynen. Aynen. O yüzden zaten şöyle bir şey yapıyoruz. Yani yurt dışından, yani o denklik falan neden yok? Çünkü zaten işte Korelileri yetiştirip yani böyle diğer ülkeleri gönderiyoruz. Sonra geliyorlar. Mesela Amerika'ya falan geliyorlar. Sonra bilgilerini kazanıp geliyorlar. Yani o mesela travma center var ya benim dediğim. O sistemi de mesela yani Amerika'dan alıp bizde yerleştirdi mesela. Aynen. Yani o yüzden çok fazla diğer ülkelerden kar almaya çalışıyoruz. Öyle. Ama mesela şöyle bir şey var. Kore mesela yabancılara sınırı birazcık sıkı tutuyor ya, ama o sınırı geçtin mi çok faydalar var. Öyle diyebilirim. İyiymiş evet. Bayağı. Sonra diğer soru geldi. Evet, bir soru daha var. Bahsettiğin sınavlara girilmesi ve geçilmesi yeterli mi? Akreditasyon ya da ders programı incelemesi gibi şeyler var mı?
Ha, yani mesela şey mi soruyorsun? O ön sınav dediğim. Yani o benim dediğim, yani uzman olmak için ön sınav, yani benim kastettiğim sınavlar yeterli mi diye soruyorsun galiba. Ama tabii şey Yok var. ya, hani mesela Almanya'ya giderken şey falan var ya, istiyorsan sınava giriyorsun mesela orada, istemiyorsan da hadi benim ders programımı inceleyin, size göre denksem beni Ha, alın gibi şeyler var. Mesela İngiltere diyor ki ben senin okulunu tanıyor muyum? İlk önce bir öyle. kendi listemi alayım. Listemi almam için okulunun nasıl bir işte şeyi olduğunu, ne bileyim hangi dersi kaç saat Aynen. işlediğini bir göster, belki de almam falan. Aynen. Ya zaten işte o var. Ama aynı anda sınava girmek zorundasın. Zaten o dersler denk olmuyor ya, o zaman giremezsin o sınava. Ama şöyle, yani çok kötü ülkeden gelmediğin sürece zaten dersler hemen hemen denk geliyor. Derslerin denkliğine bakılıyor. Sonra o ön sınava girebilirsin. Ama girmek zorundasın o sınava. Sadece o derslerine göre şey yapamazsın. Rica ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Ben bir şey merak ettim ama onu soracaktım. Merhaba. Merhabalar öncelikle. Hmm. Ben şey merak ettim. Şey dedim işte, Kore'den yurt dışına giden çok öğrenci oluyor. Hani Ha, Amerika'ya falan aynen. çok eğilimli. Peki onlar genelde geri dönmeyi mi tercih ediyorlar, yoksa orada kalmayı mı tercih ediyorlar daha çok? Ya Onu ben merak ettim. şöyle diyeyim. Yani zaten şey işte, yani orada kalanlar kalıyordu ama bizde daha çok geriye dönmeyi tercih ediyorlar. Çünkü zaten yani Amerika'da o sistemler çok şey ya, yani mesela fırsat ülke deniyor zaten. Gerçekten de öyle mesela. Benim arkadaşlarım mesela Kore'den çok gitti. Hani gördüler, sonra geri döndükten sonra Kore'de o sistemi uyguluyorlar. O zaman çok iyi para kazanıyorlar. Hem de yani sürekli para, işte onu demeyeyim. Yani çok iyi sistem var gerçekten yani Amerika'da. Yani o yüzden geri dönmeyi tercih ediyorlar. Aynen. Anladım, anladım. Hem de bizde şey var. Yani mesela İngilizce konuşuyor musun? Hem de o birazcık yabancı ülkede kaldın mı, o zaman çok yüksek bakılıyor. O yüzden de yani geri dönmeyi tercih ediyorlar. Orada yabancı olarak sürünerek çalışmaktansa Kore'ye gelip yani daha rahat çalışmayı tercih ediyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, var mı başka sorusu olan? Sorular bittikten sonra da yani kamerasını açmak isteyen olursa bir hatıra fotoğrafı çekilelim istiyoruz. Eğer uygun olan varsa Bezi. kameralarınızı açarsanız seviniriz. Başka sorusu olan var mıdır? Yok gibi. Yok galiba. Galiba yok. Evet. Tamamdır. Kameralarınızı açarsanız, ya da açarsanız derken yani müsaitseniz, açmak isterseniz Hayır, açar sorularımı mısınız? Ne? Çekelim mi? Galiba müsait olan yok. hazırlıyorum şu an. Tamamdır. Bir dakika. Chat bildirimleri geliyor ya, onları bekliyorum. Gitti. Hazırsanız çekiyorum. Şöyle hemen hazırlandık. Çekiyorum. 3, 2, 1. Çektim. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Oldu. Ben dondum Çok galiba. teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar, ben çok teşekkür ederim. Benim birinci sunumdu hayatımda. Çok heyecanlı yaptım. Ama bunu Heyecan yapma. yapan Çok güzel çok teşekkür sunuyorsun. ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür Beni sonuna kadar dinlediniz. Çok mutlu oldum. Hiç kim, yani kimse çıkmamış. Biz çok keyif Daha aldık. artmış. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyif aldık. Teşekkür ederiz. Ben yavaştan Ben sonlandırıyorum de çok keyif aldım.